videoyu buradan açmaya karar verdim. Çünkü çok evde işim vardı. Biraz salonun dekorasyonunu değiştirdim. Mesela koltuğu yerini falan değiştirmişti biraz. İşim vardı ve şu anda çocukların okuldan çıkması tam 20 dakikam var. İnşallah geç kalmam. O zaman el salla. Bu arada saçlarımı boyadım. Hani bu yanlış yere gidiyor. Aldığım gri boyayla biraz kızılıklar. Biraz da bayağı bir kızılıklar gitti. Hatta üst tarafım daha fazla koyu gri oldu ama bu rengi de ailem, eşim, arkadaşlarım beğendi. Çocuklarımı almaya gidiyorum. Yeni yıl çiçeği var aslında. Bahar çıkıyor. Kırmızı bir çiçek. Bunun hava biraz güzel. Şöyle güneşli. Yani onu almaya gitmeyi düşünüyorum ve bir boy aynası almayı düşünüyorum. 2-3 tane bir blok koymadım çünkü çocukların odasını yeniledik. Artık Ozan'ı yanımızdan ayırdık. Artık abisiyle birlikte odada uyuyor. Yani artık odasında uyuyor. Kızım zaten ayrı uyuyordu. Şu an 3 odada kullanılır vaziyette oldu yani. Bilmiyorum daha önce görmüşsünüz belki vloglarda. Ranza vardı çocukların. Ama alt üst yatmalarını istemedim çünkü abisini görmek istiyor uyurken. O yüzden biz ranzaları ikiye ayırdık. Ve gardıroplarla biraz değişiklik yaptık. O yüzden de biraz bayağı bir işim vardı yani. Gardırop, 3 gardırop indir, tekrar değiştir, kıyafetleri katla falan zaman aldı. O yüzden vlog çekemedim. Şimdi okula gidiyorum. Ben çocukları aldım. Buradan bir yerime kadar gideceğim. Oradan da yürüyerek tekrar geleceğiz. Saçım da bu arada yani fena da olmamış. Değil mi Lin? Selime, sen de bir merhaba de. Merhaba. Ozan'ın ben de burada uyudu her zaman gibi. Biz de buranın okulun arkasındaki yoldan böyle güzel güzel evlerin yanından geçe geçe gidiyoruz. Gidiyor. Yani güzel evler var gerçekten okulun arka tarafında. Daha ev değiştirirsem okulun yanına doğru çıkacağım. Yani burada bungalov falan tarzı evler var. Yani bizim gece konu tipi evler. Mesela belki de burada pek ters değil. Pek sevinilmiyor yani. Pek o evlere ilgi yok ama çünkü İngilizler sürekli 2 katlı, 3 katlı evlerde yaşadıkları için. Yani bana kalsa ben gece konu tarzı bir evde otururum yani. İçinde bir sıkıntı yoksa. Modern dizayn edilmişse. Gir çık. Merdivenler bana çok zor geliyor ya. Süpürmesi bir ayrı dert. Bir şey unutuyorsun yukarı tekrar çık, tekrar çık. Daha çıkarsam ev değiştirirsem katliye. Merdivenle bir eve çıkmayacağım. Bakın çok güzel bir ev. Taşlı. Ya taş ne güzel işte. Şu tane var burada. Benim alacağım ayna şu beyaz renk 5.99. Çünkü en ucuzu o. Diğerleri pahalı ve kırılırsa üzülürüm yani. Bu şu an artık 3. yıldır zaten. Ya Ozan kırıyor, ya Ahmet kırıyor, ya Selim'in anamı kırıyor. Sen ne yapıyorsun Selim? Benim elbise çekiyor. Böyle de var 12 pound'ı. Biz 5 pound'ı onu alacağız. Şuraya gelecek mi? Gelecek. Bakalım neler varmış. Böyle kadar tutar mısın Ahmet? O zaman yok zaten. Ben burada durayım mı? Kenara geç de ben bakayım bakayım buraya ne ya gelmiş. Aa bak burnuma sörtüsü gelmiş. Yeni yıl için. Şimdi bak şunlar var çok güzel silinebilir ya. Ben böyle almıştım. Şimdi zıpır dikiyorum onu bir de. Şunlarda kaç tane var? 2 tane varmış. Bunlardan alırız daha erken. Wow şundan da almalıyım. 5 pound ama 4 tane bir ortaya şeyi var. Adını unuttum şu an. İngiliz takma geldi zaten. İşte şunlar var. Runner. Şu. Bir de şu bardak altlıkları var. Bir de şunlar ama biz büyük ihtimal yeni yıl masada sefada oturacağız. Aa, bu da çok tatlıymış. Ama
bir gece için bunlara ihtiyaç var mı derseniz hayır yok. Yani almam. Ama fiyatlar düşmüş. Birer pound falan. Çiçek güzelmiş mesela. Bunlar mumluklar var. Benim alacağım çiçek maalesef yok. Baktım ama. Bak ben Poundland'dan bir pound aldım. Burada 2.49 yani 2.50 daha pahalı. Çuvallar falan. Çuvalla gelsin var baba alsın. Bunların bir özelliği yok herhalde. Ses mi çıkartmıyor. Bunlar da 20 pound. Ha, geçen sefer geldiğinde de pek çekememiştim çünkü çok kalabalıktı. Şimdi ben çekeyim dedim. Şunun da bir yerinde bir şey. Heh.